su serpiştiren. Tatlı, sevimli, sempatik kişiyle ara sıra kendi hesabında kendi kendini görüntüleyen bir bireydir Bartu. Bravo. Sen bir isim analizi yapmak ister misin Bartuş? Hayır. Aa, Bartuş. Benim analizlerime ihtiyacımız var mı ya? Bartuş, Sibeyran bana demiş ki çenen düşecek Melih. Ben de diyorum ki acaba sen Hasibe Eren isminin analizini yapar mısın? Hasibe Eren, dünyanın ve Türkiye'nin başına gelen bu pandemi sürecinde hepimizi evlere tıkan bu illet yüzünden yaşadığımız bu zor günlerde yanımızda sımsıkı duran, aramızdaki az yaş farkına rağmen benim annemi yıllarca oynamak zorunda kaldığı için benim onunla sürekli dalga geçmeme asla ses çıkarmayıp içten içe de beni bulduğu yerde böyle etimi vuran bir kişiliğe sahiptir. Bu benim şahsi isim analizim olduğu için seninki kadar etkili olmayacağını görüntülediğim bu girizgah efendim bırakmak üzere Fadik Atasoy'la güzel bir veda etmeyi planlıyorum. Bartu, Fadik Sevin Atasoy'umuz. Evet. Zeynep'in 8 günümüz. Bartu, Fadik Sevin Atasoy'umuzun bu görüntüsüne geçmeden önce kendisiyle ilgili çok tatlı bir anımı paylaşmak isterim. Yıllar önceydi. Fadik Sevin Atasoy beni yayından mı atacaksın ha? Üptüm böyle yaklaşınca. Sinemayla ilgili. Bartu, çünkü sinemayla ilgili bir şey anlatacaktım da o yüzden. Ama öyle sıkıcı değil. Bartu, tamam. Fadik Sevin Atasoy yanılmıyorsam Adana Film Festivali'nden en iyi kadın oyuncu ödülü almıştı. Evet. İstedi ama. İstedi kadın diyorum. Arkadaşlar, mücbir sebepler bitti. Görüşmek üzere. Ey mücbir sevenler. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. J'ye basmanızı istedik, daha ötesini değil. Hepinizi sarıklıyorum, kucaklıyorum, öpüyorum. Melikşah, unutma. Gözüm sende değil. Bizi unutmayacağız. Yarın yayın yapmayacağız. Dinleneceğiz bir gün. Ondan sonra yayın yapacağız. Ay olmadı mı Melikşahsız ya? Alayım hadi dur. Pardon ya. Ay be. En iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Bart karşısında da bütün jüri üyeleri. Sonra aldı kadın oyuncu ödülünü. Böyle inanılmaz epik bir konuşma yaptıktan sonra ya da önce şöyle yaptı. Bütün 7 jüri üyesi vardı. Hepinize ne yaptın? Tam yüksek punchline'da atayım dedim. Bundan sonrası Enis'le...